Herkese merhaba arkadaşlar. Arma 3 harita tanıtımlarının bir diğer bölümü daha hoş geldiniz. Efendim bugün hangi haritayı tanıyoruz? Bugün Cold War Rearmed adlı bir grubun yaptığı Poseidon 85 adlı haritayı inceliyoruz. Bu harita Bohemia Interactive'in ilk yaptığı Poseidon Software Tech olarak 1997 yılında yaptığı haritanın ilham alınarak yapılmış, benzer olması ve Nordic böyle şeylerini barındıran bir harita. 6,5 kilometreye 6,5 kilometre boyutlarında sadece bir tane küçük bir havaalanı bulunan bir ada. Güzel de bir ada, lezzetli bir ada. Bunun için kullanmanız gereken Cup Terrains Maps, Cup Terrains JWA ve Cup Terrains Core modları var. Gerekli olarak bunları kullanıyorsunuz. Başka bir mod istemiyor. Boyutu 174 MB boyutlarında ve 6 Nisan tarihinde, yani 2 hafta neredeyse önce bu Steam'de paylaşılmış. Bu adamların, bu grubun, Cold War Rearmed grubunun bir tane daha modu var. O da daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Cold War Rearmed 3'ün 5 tane haritadan oluşan bir modu var. CanArt 85, LT85 gibi Soğuk Savaş dönemine ait haritaların daha çok incelendiği, küçüklü büyüklü, çok büyük olan haritası fazla yok bunların, genelde küçük haritalar kullanmışlar, ama güzel bir paket olmuş, öyle söyleyebilirim. Açıklama kısmına bırakıyor olacağım bu haritanın da linkini zaten. Onun dışında ne söyleyebilirim haritada? Bu haritada kesinlikle Global Mobilization modu kullanarak, DLC'si kullanarak çok güzel görevler yapılabileceğine inanıyorum. Soğuk Savaş zamanı 80'leri, 70'leri, 80'leri andıran bir harita. Dolayısıyla burada bu tarz bir senaryo kesinlikle gidebilir mi? Bence gidebilir. Çok da güzel olur yani gibime geliyor. Stol uçaklar kullanılabilir, helikopterler kullanılabilir. Son derece keyifli, lezzetli. Orta büyüklükteki grupların 1-2 hafta oynayabileceği co-op gruplarından bahsediyorum. Atıyorum 20 kişilik bir grubunuz vardır. Bence çok rahat oynayabilirsiniz. Ya da birkaç kişi arkadaşlarınızla böyle uzun vadeli bir şey istiyorsanız burası da olabilir. Kesinlikle kullanabileceğiniz bir harita olduğunu düşünüyorum. FPS bakımından ben herhangi bir sorun yaşamadım. Tabii ki de haritaya obje ekledikçe, görüş mesafesini arttırdıkça FPS düşüşleri yaşanacaktır. Oyun 2012 oyunu. Yani böyle şeyler yaşanabilir. Buna yapacak bir şey yok. Evet, yani olay bu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bugün bir tane daha bölüm gelecek. Bu arada saat 6'da Euro Truck Simulator'la bir bölümümüz var. Pazar günlerine böyle belki 2 bölüm yapabiliriz. Harita tanıtımlarına devam etmek istiyorum. Pazar günü bir tane harita tanıtımı yapmak istiyorum. Ve eğer beğenirseniz Euro Truck serisine de devam etmek istiyorum. Ki inşallah beğenirsiniz. Çok keyifli çünkü. Durum bu. Sizi ben böyle görsellerle, az kaldı zaten, bırakıyorum ve iyi seyirler diliyorum. Çok teşekkürler. Hadi bay.